Demişim ki erken seçim istemiyorum. Bakın dün ben izledim. Diyor ki sokakta bu sesi duymadan erken seçim dersem peşime kimse takılmaz. Mesajı yanlış okumuş olurum. Günü geldiğinde o talep varsa o talebi dillendiririz. Demiyor ki bunu yapamayız. Çünkü eğer böyle bir şey olursa sarayla aramızdaki ilişki kopar falan. Ya Özgür Özel'e birisinin şunu söylemesi lazım. Özgür Özel, Türkiye'de Mehmet Şimşek'in ekonomi politikasını anlaşılan o ki siz de olumluyorsunuz. Veyahut bu batmış, bataklık halindeki Türkiye'yi devralırsak eğer biz ayvayı yedik diyeceksiniz. Çünkü yönetilebilir gibi değil. Halbuki bana sürekli bu arada birileri Enver CHP'yi hep eleştiriyorsun. Ne yapmalı bir kere de onu söyle. Vallahi ben bir siyasi parti lideri değilim ama madem fikrimi soruyorlar sosyal medyada söyleyeyim. Özgür Özel'in yerinde olsan ne yaparsın? Özgür Özel'in yerinde olsam halkın karşısına çıkar ilk evvela hiçbir şekilde Türkiye'yi bu hale getirenlerle merhaba, selamun aleyküm bile demeyecek şekilde iletişimi koparacağımı söylerim. Ve şunun altını çizerim. Ben halktan bir sorumluluk aldım. Halktan aldığım sorumluluk gereği %38, %40 şu kadar belediye bilmem ne aldım. Bunun gereğini yapmak durumundayım. Yurttaşlar bana sağlam, halkçı bir muhalefet yapmak için oy verdi. Yurttaşlar bana aydınlanma mücadelesine girmem için oy verdi. Yurttaşlar bana bu çarpık düzenin değişmesi için, tarikatların, cemaatlerin esaretinden kurtulmak için, Türkiye'deki çalışanların hakkını savunmak için oy verdi. Dolayısıyla benim bunun dışında olan hiç kimseyle müzakere etmem, ona koltuk deneyi olma hakkım yoktur derim. Ve bunun lideri olarak da tüm belediye başkanlarımı topladığı gün, arkadaşlar çok net söylüyorum, bu belediyeler bizi iktidara taşıyacak ya da tarihin boşluğuna atacak. İktidarınızda bütçeniz ne olursa olsun fuzuli harcamaları yapmayacaksınız. Belediyeleriniz halkçı davranacak. İnsanların ekmeğe aşa ihtiyacı var. Genel bir program çizeceğim, bir koordinatör koyacağım. İstanbul Belediyesi dahil olmak üzere bölgenizdeki üretilen malları, ürünleri birer kooperatife dönüştüreceğim. Ve her tarafta bu kooperatifler üzerinden tanzim satış mağazaları kuracağım. Halka meyveyi, sebzeyi, yemeği subvanse ederek ulaştıracağım. Aracıları çıkaracağım. Bu maliyeti belediyeler olabildiği müddetçe yüklenecek. Ve burada üreticiden tüketiciye hızla ulaşacağım. Kendi lokantaları modelini yaygınlaştıracağım. İnsanlara hiçbir şekilde sadaka türünde bir uygulama yapmayacağım. İnsanları zor duruma koymayacağım. Hiçbir şekilde dini ve dinsel bir söylem getirmeyeceğim. Dine karşıymış gibi bir izlenim vermemek ayrı bir şey. Bunu dile getirmek ayrı bir şey. Hiçbir yerde, hayatın hiçbir alanında kadın erkek ayrımı yapmayacağım. Eğer mümkünse kadın istihdamını arttıracağım. Gençlere hızla, çarçabuk, elimdeki imkanları sonuna kadar kullanarak yurt yapacağım. Mümkün olabildiğince ailelerin yüklerini paylaşacak, gençlere destekleri vereceğim ve bunu sadaka olarak değil bir hak haline getireceğim. Bunun olanakları olabilir. Ulaşımı ücretsiz yapmaktan tutun, kent lokantalarında gençlere özel indirim yapmaya kadar bunların tamamı olabilir. Ve bunların bu modeli, İstanbul'daki model diyelim bu ya da Eskişehir'deki model, hemen hızla bir haftalık bir modelde neleri yapacağımızı koyup insanları bunu uygulayacağız. İlk ihtiyaç nedir? Barınma, yemek ve bu sosyal belediyecilik anlayışındaki üretimdeki insanları buraya dahil etmek. İkinci hamle Türkiye'de başta emekliler olmak üzere koskoca bir kitle var. Bu kitleyle birlikte hemen ve hızla emeklilerin de hayatın içinde olduğunu, üretime katkı yapabileceklerini sağlayacağım bir model geliştireceğim. Çünkü emekliler çok önemli bir büyük aslında kitle. Ve bu insanları demokratik olarak birer Cumhuriyet Halk Partisi temsilcisi haline getireceğim. Her mahallede mutlaka bir ya da birden fazla emekliyi bulunduracağım. O emekliler aynı zamanda kadınlar özellikle evleri içerisine de girdikleri için hem bizim temsilcimiz olacak hem de bu temsilcilerimiz aynı zamanda ön seçimde oy kullanacakları için kendilerini değerli hissedecekler. Ve bu temsilcilerimize yine belediyeler kanalıyla görevlendirmeler yapılırken zor durumda olan belediye ve bu temsilcilerimize emekli olmalarından kaynaklı olarak gereken kent lokantaları,
ulaşım ve işte gençlerle birlikte çalışabileceği, yani kesimler arasındaki ilişkiyi kurabilecek ve üretime katılabilecekleri yerlerde diledikleri takdirde önlerini açacağım. Ama en çok siyasete katacağım derim. Bir diğer husus, hiçbir şekilde geçmişte AKP'nin değirmenine su taşıyan kimseye merhaba demeyeceğim. Basın en başta. Diyanet İşleri Başkanı en başta. Bunların hiçbirisine eyvallah etmeyeceğim. Halkı döven, söven, içeri atanlara asla bunu yapmayacağım ve hattı net çekeceğim. Hukuk, hukuk, can güvenliği, beslenme, barınma konusunda radikal bir biçimde mecliste, meclise inandığım için mecliste bunları ifade edeceğim ve en önemlisi, her gün ve her dakika başkanlık denen, cumhurbaşkanlığı denen sisteme karşı olduğumu ve bu sistemin bir an önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iradesine devredilmesi gerektiğini ve iktidara gelirsek bunu yapacağımızı her dakika dile getireceğim. Bir. İki. Türkiye'deki başta beşli çete olmak üzere Türkiye'de haksız kazanç elde eden ihalelerle, dövize endeksli işte bir takım ihalelerle ve mal alımıyla, işte taşeronluklarla elde edilen hemen hemen hayatın her alanında olan ne varsa, yani bu devletten kazanılan ne varsa, bunların tamamını iktidara geldiğimiz zaman feshedeceğimizi, halkın parasını koruyarak bu insanlardan gerekirse geçmişe yönelik verilen paraları da tahsil edeceğimizi ve insanların özellikle vergilendirilme konusundaki büyük holdinglerin, şirketlerin elde ettikleri paralara ödedikleri vergi oranlarına bakarak yeni düzenlemeler yapacağımı ve mutlak bir şekilde bunları tahsil edeceğimi ve devletin başta satılan malları olmak üzere hepsini yeniden kamulaştıracağımı ve bu kamulaştırmalarda yetkin isimleri koyup istihdam edeceğimi söylerim. Dahası kârı yaparım. Türkiye'de özel sektörde olan, dünyada özel sektörde olan her kim varsa bunları Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş döneminde olduğu gibi bir yeniden kuruluş dönemi ilan edeceğimi ve herkesin gerekirse daha az parayla ama özgür bir ülke koymak için el birliğiyle devletin değerli kurumlarının başına liyakatle getirileceğini, özel sektörde başarılı olup çalışan insanların devlet için kuruluştaki olduğu gibi, kuruluş ilkelerindeki gibi görev alması konusunda hepsine davet yapıp, iktidar olduğunda şimdi hazırlık yapıp bu insanları göreve getireceğini ve bu göreve getirilen insanlarla bir ulusal aydınlanma, bir yeniden devrim süreci yaşatacağımı ve bütün bu insanlara burada yer olacağını söylerim. Bunu söylerim. Hemen ve hızlı bir şekilde örgütlü toplumun olabilmesi için bütün kamunun sendikalı olması, sendikal bağımsızlığın sağlanması çağrısını yaparım. Ve Türkiye'de bütün bunlar olurken partiler kanunu değiştireceğimi, yerel yönetimleri güçlendireceğimi, ön seçimleri yaptıracağımı ve artık aşağıdan yukarı bir örgütlenme olacağını dile getiririm. Ve burada evinde oturan kadın dahil herkesin sisteme dahil olacağını ve herkesin taşın altına elini koymak zorunda olduğunu ve bu aslında 40 yıldır süren, 44 yıldır süren ama en son 22 yıldır bir kabusa dönen meseleye karşı işçi sınıfıyla, emekçiyle, beyaz yakalılar dahil olmak üzere sömürülenlerle artık emeğin dışarıya verilmesi, uluslararası şirketlere teslim edilmesine karşılık net bir tavır alırım ve kamucu anlayışın sınırlarını ortaya koyup hemen hemen hayatın her alanında kamuculuğu öne çıkarırım. Bunlara kooperatiflerden başlarım. Tarıma doğrudan destek veririm. Belediyelerim kanalıyla veririm. Topraktan insanların kopmaması, ata tohumunun kullanılması, insanlarımızın Anadolu'da tıpkı benim çocukluğumda olduğu gibi kendine yeten bir ülke olmak için bunun bağımsızlığın teminatı olduğunu bilerek bunları yapacağımızı söylerim. Bağımsız üniversiteler olacağını, bu bağımsız üniversiteler için şimdiden yetişmiş olan insanlarımızın görevlendirileceğini ve iktidara geldiğimiz gün üniversitelerin bütün üst kadrolarının YÖK dahil olmak üzere boşaltılacağını, seçimli insanlarımızın oraya geleceğini ve üniversitelere her türlü yatırımın, bilimsel yatırımın yapılacağını, işte şimdi gördüğümüz gibi salgında gördüğümüz gibi kendi aşımızı bile yapamayacak durumda olan insanlarımıza bütün ilaç sanayini yeniden kurup aşı dahil olmak üzere yeniden kaybettiklerimizi kazandıracağımızı söylerim. Ve
geçmişte Türkiye'ye hizmet vermiş olan nitelikli yurtsever insanları, hariciyeciler başta olmak üzere bunları toplar, Türk dış politikasını yeniden çizer ve yurtta barış, dünyada barış. 15 Temmuz'da kirletilen bu sözü ilke olarak edinerek tüm komşularımızla ve dünya ile eşit ve adil, kimsenin müstemleke varisi olmayacağı şekilde bağımsız bir Türkiye Cumhuriyeti kurmak için mücadele edeceğimi söylerim. Borçlanmaları askıya alacağımı, uluslararası borçlanmalarla ilgili olarak yeniden görüşeceğimi, borçlarımı vadeli hale getirip bunları ödemek için üretime ihtiyacım olduğunu söyleyerek buradan hareket edeceğimi söylerim. Ve Türkiye'deki en önemli sorun olan neydi belirsiz göçe karşılık Avrupa Birliği ile olan anlaşmayı bozacağımı, geri kabul anlaşmasını kabul etmediğimi, oradan gelecek paraların bizim ihtiyacımız olmadığını, bölgesel huzur adına Irak, İran, Suriye, Rusya, hatta Ukrayna, hatta Mısır, hatta Türkiye'deki Orta Doğu coğrafyasındaki bütün ülkelerle birlikte hızla ama özellikle Suriye ile onlara geri kabul anlaşmasını bir metin üzerinden uluslararası gözlemcilerle birlikte sağlayıp Türkiye'nin hakikatine uygun insanların geri dönmesini, evini, barkına sahip olmasını sağlayacak bir rejimi uygulayacağımı, bazı istisnai durumlarda artık 10 milyon kişiden bu 1 milyon kişi mi olur, 2 milyon kişi mi olur artık gönderemeyecek durumda olduklarımızı sisteme dahil ederken o çocukların Türkçeyi iyi konuşması, iyi eğitim alması, Türkiye'deki koşullarda eşit yurttaşlık haklarını elde edebilmeleri için bunu sağlayacağımı ama özellikle Türkiye'deki katiller ordusu olarak gelen hem Türkiye hem dünya için katiller ordusu olarak bulunan bu insanları hemen tespit edip sınır dışı edeceğimi, kendi ülkelerinde yargılanmaları gerekiyorsa, çünkü katil pek çoğu Özgür Suriye Ordusu denen Zibidilik, IŞİD vesaire gibi bunlardan kurtulacağımı söylerim. Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kapatacağımı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bir müdürlük haline getirileceğini, Türkiye'deki dini bağımsızlığın bütün dinlere eşit mesafede olan ve sadece din şırınga eden değil, sadece bunu organize eden bir hale geleceğini ve okullardaki zorunlu din derslerinin kaldırılacağını, İmam Hatip okullarının da illa açık olması gerekiyorsa meslek okusu seviyesine indirileceğini, tarikat ve cemaatlerin bütün denetimlerini yapılıp oradaki devletten aktarılan parayı, oradaki kaynakları görüp bunları feshedeceğini, laik cumhuriyetin kurallarına %100 bağlı kalacağımı ve toplumcu bir hale geleceğini, artık TÜSİAD'ın, MÜSİAD'ın, küresel şirketlerin, tarikatların, cemaatlerin değil, yurttaşların, insanların, çoluğun, çocuğun yaşayabileceği bir ülke kurmak için bütün bunları örgütleyip özellikle yerel yönetimlerde bu örnekleri verip o meclislerde bu kararları alıp 3 ahbap çavuş ilişkilerinden kurtaracağımı hemen söylerim. Ve başta İstanbul Sözleşmesi olmak üzere uluslararası anlaşmalarda bizim de dahilimiz olan anlaşmaları hemen hayata geçireceğimi ve uygulayacağımı, yargı bağımsızlığının en önemli şey olduğunu, hukuk fakültelerinin yeniden organize edileceğini ve uluslararası hukuk ölçütünü kullanacağımı söylerim. Çok şey söylerim. Bunların hiçbiri yapılamayacak şeyler değildir. Ve böyle. Ali diyor ki Ekrem ve Özgür bunları söylese inanır mısın abi diyor. İnanmam. Ama yine de birileri söylese iyi olur. Ve belki herkesten güzel okuyacaktı. Nitekim çok güzel okuyordu. Çok güzel. Siz gece rahat yatabiliyor musunuz bu çocuğu aldırmadığınız vallahi için? Valla ben çok rahat nasıl yatıyorum. Nasıl yatıyorsunuz gece vallahi rahat? Vallahi çok rahat yatıyorum. Ben hiç rahat yatamıyorum. Valla ben rahatım yani. Benim bir sorunum yok. Ali bana gönderdi.